Tarih 22 Haziran 1941. Hitler'in tankları Rusların şaşkın bakışları arasında Baltık'la Karadeniz arasında taarruza geçiyor. Berlin'de ise büyük bir sessizlik var. Kimse Polonya veya Fransa seferinin başlangıcındaki gibi coşkulu değil. Herkes Napolyon'un büyük ordusunu yutmuş olan uçsuz bucaksız Rus steplerini düşünüyor. Ya hızlı bir zafer ya da kimsenin düşünmek istemediği kara kış. Hitler işin yazın biteceğinden o kadar emin ki tasarlanan işgal birlikleri haricinde askerlerine kışlık giysi bile hazırlatmıyor. Tarih 22 Haziran 1812. Napolyon Rusya'ya harp ilan ediyor. Ertesi gün Yemen'i geçip Rusya'ya girecek. O da tedirgindi. Değişkenlerini hesaplayamadığı bu büyük maceraya ilk adımlarını atarken, ordusunun önünde nehrin kıyısını keşfederken atı tökezledi. Düştü. Kötü işaret, bir Romalı olsaydı geri dönerdi diye mırıldanıyor etrafındakiler. Napolyon da, Hitler de kendilerini Rusya'ya saldırmaya mecbur hissediyorlar. Avrupa'ya hakim olan her güç önünde İngiltere'yi buluyor. İngiltere ise diğerlerini yükselen güce karşı kullanıyor. Konu Rusya'ya gelince bu ülkeyi bize getirirsek İngiltere'nin umudu kalmaz diye düşünüyor diktatörler. Ama Avrupa'nın zengin ovalarında, ılıman ikliminde ve bakımlı yollarında kazanılan zaferler burada tekrarlanmıyor. Kazanılan muharebeler savaşı sona erdirmiyor. Napolyon Rusya'ya girerken sınırlarda yapılacak muharebelerle Rus ordusunu imha edip Çar Aleksandr'a boyun eğdirmeyi umuyor. Ancak Ruslar çekiliyor. Napolyon'un savaş makinesi karşısında durmak kolay değil. Üstelik Rusya'nın Grand Army'nin Avrupa'nın tüm ülkelerinden toplanmış 612 bin askerine karşı ilk günlerde savaşa sürebileceği sadece 183 bin askeri var. Yani birliklerin hazırlanması uzuyor. O halde Ruslar şimdilik Fransızları yıpratarak zaman kazanma peşindeler. Rusya'nın fakir topraklarında tek bir dam görmeden günlerce at sürülüyor. Bazen uzakta birkaç Kazak süvarisi görülüyor. Napolyon umutlanıyor ama Rusları bir türlü sıkıştıramıyor. Bu arada ikmal Katarları uçsuz bucaksız ovalarda kaybolup gidiyor. Ordu giderek aç kalıyor. Arabalar ve atlar daha Almanya ve Polonya'yı geçerken yıpranmış. Askerler birkaç patates, atlarına bir avuç yem bulmak için yayılmaya başlıyor. Ama yağmalanacak hiçbir şey yok. Zaten fakir olan topraklarda hiçbir şey bırakılmamış. Arpa yerine ham mısır yiyen atların çoğu ölüyor. Büyük ordu Rusya'ya girdikten sonra ilk 100 kilometrede dağılmaya başlıyor. Bu ileride Hitler'in de başına gelecek olan Scorched Earth yani yanmış toprak politikası. Düşmana yarayacak tek bir arpa tanesi bile bırakılmayacak. Napolyon, Rus ordusunun savaşmadan bırakmayacağını umduğu Vitebsk'e girdiği zaman Temmuz'un 28'i olmuştu. Aç bir sürüngen gibi kıvrıla kıvrıla ilerleyen büyük ordu daha tek bir muharebeye girmeden arkasında binlerce ölü ve hasta bırakmıştı. Napolyon 10 Ağustos'a kadar Vitebsk'te kaldı. Sonra yine doğuya yöneldi. 16 Ağustos'ta Smolensk'in kubbelerini gördüler. Napolyon umutlandı. Derhal kentin 6 metre yüksekliğindeki surlarına hücum emri verdi. Sonuç başarısızlıktı. Ama Ruslar ertesi gün kenti terk edip gittiler. Napolyon yumruğunu yine boşa sallamıştı. Üstelik kent çıra gibi yanmaktaydı ve düşmana hiçbir şey bırakılmamıştı. 1941 yazında 1812'nin Smolensk'ini hatırlayan Ruslar burada Almanlara karşı büyük bir direniş gösterecekler, yenilecekler, yüz binlerce esir verecekler ama Panzer birliklerinin doğuya ilerleyişini geciktirip ordularının yeniden örgütlenmesi için zaman kazanacaklardı. Rus toprakları genişti. Napolyon Smolensk'ten sonra geri dönüp seferi ertesi yıllara bırakabilirdi ama Moskova'ya doğru ilerlemeyi tercih etti. 7 Eylül günü Moskova'ya 120 kilometre mesafedeki Borodino'da toplar gürlemeye başladı. Ruslar saflarını sıklaştırmışlardı. Birlikleri dağılmıyor ve karşı saldırıları çok çetin oluyordu. Napolyon artık eski Napolyon değildi. Ağrı çekiyordu. Çatışmaya müdahale edip parlak çözümler üretemiyordu. İki tarafta tükeninceye kadar boğazlaştı. Gece muharebe alanını örtünce
yaklaşık 40 bin kişi kaybetmiş olan Fransızlar, ertesi günün korkusuyla binlerce yaralının iniltisini dinliyorlardı. Ama ertesi sabah Ruslar tekrar çekilmişlerdi. Böylece Napolyon zaferi sahiplenme olanağı buldu. 14 Eylül günü artık sadece 100 bin kişilik büyük ordu Kremlin'in kubbelerini görünce kara görmüş denizciler gibi bağırdı. Napolyon bir yetkilinin gelip kentin anahtarını teslim etmesini bekliyordu. Kimse gelmedi. Süvariler kente girdiler. Ortalıkta zindanlardan çıkarılmış bir avuç sefilden başkası yoktu. Ertesi gece kundaklanmış olan tüm kent yanmaya başladı. Napolyon canını zor kurtardı. Çekilen Rus ordusu uzaktan uzağa Moskova'nın bulutlara yansıyan kızıllığını seyrediyordu. Napolyon Kremlin'e yerleşip çara umutsuzca mesaj üzerine mesaj gönderiyor ama hiçbir yanıt alamıyordu. Büyük ordu son umutları olan atlarını kesip yerken Napolyon tam bir ay boşuna bekledi. Sonra aralarında Kremlin'in çanının da bulunduğu ganimetlerini yüklenip dönüş yoluna koyuldular. Yaşlı Rus komutan Kutuzov istediğini elde etmiş, büyük ordu sadece tek bir büyük muharebeden sonra Rusya'nın mesafeleri ve iklimine boyun eğerek yok olmaya başlamıştı. Napolyon'un dönüşe geçtiği Ekim ortasında ilk kar yağmıştı bile. Aralık 1941'de Almanlar Moskova tramvayının son durağına geldikten sonra geri çekilirken onları Hitler kurtardı. Rica ederlerse panik olacağını düşünüp onları tahkim edilmiş mevzilerde savunmaya çekti. Ama on binlercesi soğuktan can verdi. Alman subayları sığındıkları deliklerde Karl Kort'un hatıralarını okuyorlardı. Hitler en iyi generalleri olan Guderian ve Hoppenheuer'ı çekilerek hareketli savaş yapmak için istedikleri görevden aldı. Önlerinde kalan 3 yılda yine bazı başarılar kazanacaklardı. Ama artık önlenemez şekilde felaketlerine doğru yaklaşıyorlardı. Geriye dönüp Napolyon'un kaderine bakarsak, onun 24 Ekim'de Malo Yaroslavets'te önünü kesen Rusları püskürttüğünü görürüz. Ama bu da onun son düzenli muharebesi oldu. O günden itibaren geri çekilme karma karışık bir hal aldı. Ordunun mevcudu artık 65 bine inmişti. 7 Kasım'a kadar kar her yeri kapladı. 14 Kasım'da ordu Smolensk'e girmeye başladı. Ama ilk gelen askerler 24 saatte tüm depoları yağmalayınca açlık ve umutsuzluk son safhaya vardı. Yıkıntı içindeki kent terk edilirken büyük ordunun kalıntıları sadece 36 bin kişiye inmişti. Bu sırada Kutuzov kafileyi izliyor, Wittgenstein kuzeyden tehdit ediyor ve Chicago komutasında 3. bir Rus ordusu da Fransızların önünü kesmek için Beresina nehrinde bekliyordu. Beresina'nın geçilmesi felaket içinde bir destandı. Fransızların kurduğu köprüler bazen Rus ateşi, bazen de kalabalıktan defalarca yıkıldı. İstihkamcılar her seferinde buzlu sulara girip tamir ettiler. Komutanları dahil hepsi ya orada buzlara sıkışarak ya da kısa bir süre sonra soğuktan ve hastalıktan öldüler. Beresina'yı geçerek Polonya'ya yaklaşan ordu şimdi 15 binin altına inmişti. Daha da azalacaklardı. Erat yok olmuş, sadece subaylardan oluşan paçavralar içinde bir tabur imparatoru koruyordu. Ertesi bahar buzlar çözülünce Beresina'da 10 binden fazla ceset bulundu. 3 Aralık günü yayınlanan 29 nolu Fransız ordu bülteninde ise Avrupa halklarına şu müjde veriliyordu. Majestelerinin sağlığı hiçbir zaman daha iyi olmamıştı. 5 Aralık'ta Napolyon ordusunu terk ederek Daru ve Calancourt ile Paris'e doğru kaçarken her ihtimale karşı Reyneval takma adını kullanıyordu. İmparator artık bir macera perestti. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla tarih bilgisi için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Resmi tarih iyi günler diler.